Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 36 gün. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Okuldan sonra çalışma programı nasıl olmalı diye bizlere yorumlar atmışsınız. Hatta burada "Hocam okuldan sonra çalışma programı nasıl olmalı? Onu yapın." demiş. LGS 2024. Yine Samet demiş ki "Hocam hafta içi okul varken programları nasıl yapacağız?" Yine Asude demiş ki "Hocam benim okul saatlerim 7.30-13.20 ama sizin programınız benim saatlerime uymuyor." demiş. Bu programı nasıl uygulayabilirim? Arkadaşlar bugün şimdi sizlere okuldan sonra nasıl bir çalışma programı uygulanır onu söyleyeceğiz. Zaten uzun bir yolculuğa çıktık. Az bir zaman kaldı. 36 gün kaldı ve attığımız her bir adımda çözdüğümüz her bir kitapla kupamıza yani hayalimizdeki listelere yaklaşıyoruz. O yüzden sizlerden gelen sorular bizleri de motive ediyor. Öğrencilerimizin çalıştığını gayret gösterdiğini görmek bizleri de daha da heyecanlandırıyor. Hatta bunun için de sizlere LGS son tekrar programımızı hazırladık. Bu program zaten 29 Nisan pazartesi günü başlayacak ve her gün mükemmel bir şekilde ilerleyecek. Araya bir yazılı kampımız girecek ve LGS'den bir gün öncesine kadar her gün sizlere mükemmel videolarla hazırlayacağız. Bunu zaten biliyorsunuz bir kez daha duyuracağım şimdi. Fakat okuldan geldikten sonra nasıl çalışabiliriz sorusunun cevabını hemen verelim. Bilinse arkadaşlar ilk adımda bedeninizi ve zihninizi dinlendirmeniz gerekiyor. Müzik dinleyebilirsiniz, ailenize sohbet edebilirsiniz ama bence en güzeli uyumaktır arkadaşlar. Neden derseniz şimdi biz diyelim ki akşam burada yattık. Akşam örnek veriyorum 23'te yattık yatağa. Uyuduk mışıl mışıl sabahleyin kalktık sonra burada okula gittik diyelim ki burası okul olsun. Az önceki arkadaşımız gibi mesela Asya demişti ya işte sabah 7.30 okula gidiyorum onun için. Okula gittikten sonra burada gün boyunca okulda beynimiz yoruluyor. Ardından da eve geldiğimizde kendimiz yorgun hissedersek eğer şu kısım verimsiz geçiyor. Bunu İspanyollar siesta diyor, işte Arap dünyasında kalle deniyor. Biz diyoruz şekerleme. Fark farklı, farklı isimleri var ama gerçekten çok faydalı bir şey. Okuldan geldikten sonra bir yarım saat, bir saat uyumak bize yeni bir gün kazandırıyor. Yani sanki sabahleyin kalkmışız gibi kendimizi zinde hissedebiliyoruz. Fakat burada mutlaka alarmımızı kuralım. Uyuyup ge gece kalkarsak bu tehlikeli olabilir. Dolayısıyla bir ya da bir buçuk saatlik bir uyku bize bir zaman kazandıracaktır. Daha sonrasında çalışma ortamımızın düzenli olması lazım. Yani biz nasıl size burada LGS son tekrar programını gün gün yazıp düzenli bir şekilde hazır hazırladıysak sizler de masanızı güzel bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Yani böyle dağınık bir masada çalışmak doğru değil. Hatta ben sizin yerinizde olsam mutlaka mutlaka aynı LGS'deki gibi. Mesela LGS'ye girdiğinizde masanın üzerine ne olacak? Sadece şöyle göstereyim hatta şuradan alayım kitapçı. LGS kitapçı olacak. Bir de öne göre bir tane de kaleminiz olacak öyle değil mi? Başka bir şey olacak mı? Mesela bir çay olacak mı yanınızda? Ya da örnek veriyorum telefonunuz olacak mı? Gerçi bu telefon değil fare ama neyse işte bunlar olmayacak. O zaman ben de aynı şekilde hem deneme çözerken hem de LGS ile alakalı test çözerken masada sadece beni ilgilendiren dokümanların olmasını tavsiye ederim. Çünkü diğerleri dikkatimizi dağıtabilirim. Ardından da arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Hedeflerinizi belirlemeniz gerekiyor. Nasıl yani hocam? Öncelikle şunu söylemem lazım. Biz mesela burada hedeflerimizi belirlemişiz. Demişiz ki öğrencilerimiz için pazartesi günü detaylı Türkçe tekrar yapacağız demişiz. İşte perşembe günü fen detaylı tekrar yapacağız. Bunlar için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki işte bugün videoyu hazırlayalım. Bugün videonun resimlerini çizelim. Bugün bunları yazalım. Her şey yapıyoruz. Ve yaptıklarımızı da yazdıktan sonra Onların yanına böyle tık atmak. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Ata bakın ben bugün çekeceğim videoları bile buraya yazdım. Şimdi üzerine çizerek ilerliyorum. Burada gözüküyor. bak. Tam şöyle giderseniz burada gözükür. Kamerayı ben oynatamıyorum. Kamera sabit. Ama burada ya, çekeceğim videoların ismini yazmışım. üzerine böyle çiziyorum. Böyle yaptıkça yani yapacaklarınızı tek tek yazıp tamladıkça tık attığınızda motivasyonunuz artıyor. Yani şöyle yapacaksınız. Diyelim ki Pazar günü işte detaylı Türkçe son tekrarı izle dediniz mesela tamam mı? İşte 25 paragraf çöz. İşte 50 tane fen sorusu çöz. Bunları bir planlayıp yazacaksınız. Peki hocam biz bu planı nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapmamız gerektiğini söyleyin diyorsanız onu da söyleyeceğim. Merak etmeyin. Demek ki ilk başta uyuyoruz, dinleniyoruz veyahut da ikincisi ortamımızı düzenliyoruz. Üçüncüsü yapacaklarımızı tek tek yazıyoruz. Yani ne yapacağını bilmeden masaya oturmak da insanın böyle dikkatini dağıtır, motivasyonu azaltır. Ne yapacağını bilerek ardından da böyle tik atarak ilerlediğinizde emin olun motivasyonunuz artar. Şimdi gelelim planımıza. Arkadaşlar günlerimiz belli. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi her güne mutlaka deneme yapın demiştik öyle değil mi? Okuldan geldikten sonra yorgun bir şekilde deneme çözerseniz hele hele okulda denemeye girdiyseniz bu sizin için zor olabilir. Ama okuldan geldik sonra eğer yorgun değilseniz, eğer dinlendiyseniz ve eğer bir saatlik bir uykudan sonra uyandıysanız mutlaka bir deneme çözmenizi tavsiye ediyoruz. Ha pazartesi çözersiniz belki salı çözmeyebilirsiniz. Çarşamba çözersiniz, perşembe çözmeyebilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz sizlere bu son 36 gün içerisinde mutlaka hemen hemen her gün deneme çözmenizi sağlamaktır arkadaşlar. Okulda denemeniz olduğu gün mesela değil, okulda örnek veriyorum işte Tonguc'un denemesini yaptılar veya da Milli Eğitim'in denemesini yaptılar. Bu durumda tabii ki o gün belki biraz dinlenip başka bir şeylere geçebilirsiniz. Ama her gün mutlaka bir deneme çözdüğünüzü yazın. Okulda çözdüğünüz denemeyi de buraya tik olarak atabilirsiniz. Ekstra çözdüğünüz denemeleri de yazabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bugün iş Türkçe... Bakın böyle baktığında pazartesi gözüküyor. Böyle baktığında bu hafta Türkçe ile alakalı ne yaptığın gözüküyor. Bu hafta kaç deneme çözmüşüm ben? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Toplam 7 deneme çözmüş. Oh her gün deneme çözmüşüm diyeceksiniz. Peki çarşamba günü ne yapmışım? Çarşamba günü sadece deneme çözmüşüm gözüküyor. Şimdi Türkçe'de diyelim ki Pazar günü çözdüğünüz denemede hatanız çıktı veya da bir önceki günde yani ön, ondan önceki haftaki cumartesi pazarda hatalarınız çıktıysa onunla alakalı az önce söylediğimiz hani hedeflerini tek tek yaz ve tamamlayıcı dikkat dedik ya bununla alakalı buraya önceden ödevini yazın. Diyelim ki mesela ben denemede yanlış almıştım 20 Türkçe sorusu örnek veriyorum işte Dinamo'dan çözeceğim diye buraya yazın mesela. Anlaştık mı? İnkılapta hatanız çıkmadıysa ona ödev vermeyebilirsiniz. Dinde hatanız çıkmadıysa vermeyebilirsiniz. Ama dinde hatan çıktıysa mesela öne veriyorum son tekrardan mutlaka dini tekrar et. Son kez izle mesela. Veyahut da İngilizce'de hatanız çıkmadıysa burada ödev vermeyebilirsiniz. Ama matematik hatanız çıktıysa ki muhtemelen çıkıyor matematik zorlayıcı bir ders. O zaman buraya işte 30 matematik sorusu şeklinde yazmanız lazım. Fende hatanız çıktı mesela 50 fen sorusu şeklinde yazmanız lazım. Serbest zamana paragraf yazabilirsiniz ya da işte 30 dakika kitap oku yazmanız lazım. Bunu önceden yazıyorsunuz yapacaklarınızı. Peki neye göre yazıyorsunuz? Çözdüğünüz denemedeki hatalarınıza göre veya da son tekrar programında bizler zaten sizler için LGS geri sayım denemelerinden veya son tekrar setinden ödevler vereceğiz. Bunları da ekleyebilirsiniz. Şimdi benim pazartesi günü ödevim belli oldu. Deneme çözecektim zaten çözdüm de. 90 soru burada var. İşte 20 soru burada 110. Burada bir 30 daha geldi 140. 50 daha 190. 30 daha 220. Ne oldu? 220 soru. Ha, o zaman biraz artırmam gerekiyor deyip o gün çözdüğünüz soru sayısını da ekleyebilirsiniz. Bunu önceden yazıp sonra da tamamladıkça üzerine böyle tikler attığınızda bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim dedikçe emin olun motivasyonunuz artacak. Mesela diyelim ki pazartesi günü bir deneme çözdünüz. Denemede Türkçe yanlışınız çıkmadı. O zaman salı gününe Türkçe ödevi vermeyebilirsiniz. Ama inkılaptan iki yanlışınız çıktı. Hemen buraya 40 inkılap sorusu yazdınız. Dediniz ki örnek veriyorum nerede bizim son tekrar kitabı? son tekrar kitabından e, içindeki tüm kır soruyu bitireceğim diye ödev verdiniz kendinize. Net tartışmasız. Bu ödevi yapacaksınız belli artık. Çünkü niye? İnkılapta pazartesi günü denemenize hatanız çıkmış. Dinde de hatanız çıktı diyelim ki tövbe savrullah dediniz. Yapacak bir şey yok. Hemen ardından burada da bir 20 tane din sorusu da ödev verdiniz kendinize. Din kitabı da var sonuçta son tekrar setin içerisinde. Ardından İngilizce'de de hatanız çıktı. Hemen kelime ezberi yapabilirsiniz. Yine işte 50 tane İngilizce sorusu ödev verdiniz. Matematikte bu hatanız yok ama boşunu çıktı. O boşla alakalı alakalı yine kendinize işte 30 soru ödev verebilirsiniz yine matematikten. Fenden bir tane hatanız bir tane boşluğunuz çıktı. Yine buradan 40 soru ödev verebilirsiniz. Serbest zamanında bu sefer diyelim ki 20 paragraf çözeceğim diyebilirsiniz. Ne oldu? 20-40 daha 60, 30 daha 90, 140... 160-200 soru yine tamamladınız ama bir de sabahta deneme çözmüşsünüz 290 sorudasınız daha fazlasını da çözebilirsiniz burada bunları neden yazıyoruz çünkü üzerine böyle oh 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 rahat rahat, rahat tık atmak için peki bu kağıdı ne yapacağız bu kağıdı da saklayacağız ne olacak biliyor musunuz? Sınava yaklaştığı zaman son günlere doğru böyle her ne kadar son tekrar kampını yapsak da her ne kadar son tekrar setini bitirsek de geri sayım denemelerini bitirsek de birçok LGS sorusunu çözmüş olsak da son tekrar kitaplarını bitirmiş olsak da yine içimize bir stres olacak ya o zaman diyeceğiz ki kardeşim ben son tekrar programına katıldım ben bu kadar soruyu çözdüm. E ben hazırım diyeceğiz. Bu yaptıklarımızın bir delili olacak. Yani bu sizin bir gurur tablonuz olacak. Bu tabloya baktıkça ben bugün bunları bitirmiştim, bugün bunları bitirmişim. Hatta kendinize bir hedef de koyabilirsiniz. Ben bugün kaç soru çözmüştüm? 210. Bugün 220 yapmışım. Bugün 230 soru çözmüşüm. Bugün 240, bugün 250. Ay bugün arkadaşlarla takıldık. 50 soruya düştüm. Üf dersiniz, hemen pazar gününden onu telafi edebilirsiniz. İşte bu tablonun önceden yapılması dikkatliliğinizi sağlar. Sonradan da saklanması sizin motivasyonunuzu sağlar sevgili arkadaşlar. LGS son tekrar programında videoları izledikten sonra zaten ödevlerinizi yapacaksınız. Ancak ancak okuldan geldikten sonra demek ki yapmamız gereken şeyleri özetliyorum. Bir dinleniyoruz. İki masamızı düzenliyoruz. Üç dinlendiysek enerjimiz yerindeyse deneme çözüyoruz. Ve o denemelere göre hatalarımızdan kendimize ödevler veriyoruz. Veyahut da dünkü denemenin ödevlerini bugüne yazıp onları çözerek kendimizi ödevlendirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Ödevinizi yazıyorsunuz sonra üzerine tık atıyorsunuz. Şöyle bir program yapılmaz. Haftaya cuma günü şu kadar soru çözeceğim. 20 tane inkılap çözeceğim. Niye? Niye çözüyorsun? Belki inkılap bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe denemelerde full yapacaksın. Gerek yok. Bunu çözmene gerek yok o zaman. Ama sen çarşamba inkılapta hatan çıktı. Perşembe inkılapta hatan çıktı. O zaman Cuma'da mutlaka ödev yazmalısın diye düşünmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. LGS son tekrar programımıza az bir zaman kaldı. Zaten bunun da duyurusunu bangır bangır yapıyoruz. Geri sayım denemelerinden denemeler çözeceğiz. Çıkan hatalarımıza göre de son tekrar setinden sizlere ödevler vereceğiz. LGS son tekrar din, İnkılap, fen, İngilizce, Türkçe, matematik her birinden tamamen soru odaklı yani sınavda nasıl çıkıyorsa soru odaklı ve taktik odaklı kitaplarımızı hazırladık. Bizler sizleri çok seviyoruz, sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve LGS'yi paramparça edin. Hadi bakalım şimdiden hepinize başarılar.